Bugün de ülkemize o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak, bölmek isteyenler var. Tüm yolları, hatta darbeyi bile deneseler, başaramadılar, başaramayacaklar. Evet. Benim kanıma dokunuyor. Niye dokunuyor? Bakın, benim kanıma dokunuyor böyle bir konuşma yapılması. Demin arkadaşımız da aynı konuşmayı yaptı. Yeter. Lütfen tekrarlayın. Şimdi tamam. Kazım Karabekir Paşa... Kazım Karabekir'in ölümü hakkında konuşup küfürlerine demeyin. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bunu aynı kepeğe koydunuz, Çanakkale'ye koydunuz, sesimi çıkartmadım ama lütfen yeter. Kusura bakmayın. Evet, biz evet, bir dakika bak, otursun, otur, bir dakika sakin. Şimdi evet, o sizin tabii sizin kendi düşünceleriniz. Biz 15 Temmuz'da bu vatanın milleti bütünlüğü için ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin. Bu vatanın milleti bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O günde birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla onlar da vatanın birliği ve bütünlüğü, beraberliği için mücadele etmiştir. Evet. Bu konuda evet, saçmalık yapmayın. Otur, 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 otur. Otur, otur ya. Bırak, bırak. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun.